Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ipler iyice gerildi. Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan siyasi kriz durulmuyor. Avrupa Parlamentosu'nda da tartışmalar alevlendi. Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi'nin başkanı, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik perspektifinin yeniden tartışılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması düşünülemez. Pratik anlamda yönetilebilir bir durum değil. Öte yandan Türkiye son haftalarda ve aylarda Avrupa Birliği değerlerinden giderek uzaklaştı. Süreç yeniden başlatılmalı. Müzakere süreci dondurulmalı. İlişkiler yeniden masaya yatırılmalı. İlerleme sağlanamayan alanlarda Türkiye'ye verilen mali yardımlar durduruldu. Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile iletişim kanallarının kapatılmaması gerektiğini söyledi. 85 milyon nüfuslu bir ülke ile ilişkilerimizi sıkı tutmalıyız. Çıkarlarımızın karşılanması için bunu yapmalıyız. Ancak komşumuza daha fazla ileri gidilmemesi gerektiğini de söylemek zorundayız. Türkiye Avrupa Birliği'ne tam üyelik için müzakerelere 2005 yılında başladı. O dönemde Hollanda Türkiye'ye büyük destek sağlamıştı.